Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda birlikte Geometry Full tekrar kampında 15. günün ikinci dersine yani ikinci videosuna geldik mi? Geldik. İlk videoda katı cisimlerde prizmalar ve silindirle ilgili böyle olayı öğrendik. Şimdi iyice öğreneceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 138, 139, 140, 141 ve 142 ve 143'ü çözeceğiz. Ve böylelikle bu konuyu bitireceğiz. Yani bugünü bitireceğiz. Sonra piramitler başlıyor. O da bir sonraki günün konusu olacak zaten. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 27'de kalmıştık. Şekil 1'de yan yüzünün üzerinde oturtulmuş ve yüksekliği 48 santimetre olan 48 birim olan eşkenar üçgen dik bir verilmiştir. Evet şu yükseklik 48 eşkenar üçgen tabanlı bir prizma verilmiş. Tamam. Sonra ne olmuş? Bu prizma şekil 2'deki konuma getirildiğinde yüksekliği ne olur diye soruluyor bize. Arkadaşım içindeki su her iki şekilde de aynı mı? Aynı. Hocam bu içindeki suyu hesaplarken taban alan çarpı yüksek şeklinde hesaplayacağız. Yalnız taban buyken taban bu aynı değil. Bu prizma değil. Yani suyu ararken dikdörtgenler prizması şeklinde bulamayız. Ama suya bakacak olursan taban da yamuk. Tavan da yamuk değil mi? Yamuk bir prizma. E o yüzden burada şurada da eşitliği kullanayım. Hocam burada 1 bölü 2 su zemini her zaman paraleldir ya. Hocam 1 bölü 2 oran var burada. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Yani burada kalan a iken tamamı 4a buraya 3a kaldı. He, şimdi v suyu yazalım. v su burada taban alanı 3a çarpı yükseklik. Yüksekliği 48 değil mi? Evet. 3a çarpı 48 eşit. Ama öbüründe taban alanı ne? Bak üçgenin alanını biz 4a bulmuştuk. 4a çarpı yükseklik. Yükseklikte H. Her ikisi de V suya eşit değil mi? Eşit. E dolayısıyla bunlar birbirine eşit olacak. A'lar nanay oldu. 4'e böl 4'e böl 12 yaptı. 3 kere 12 36. Yani aşı buradan ne buluruz? 36 buluruz. Güzel bir soru. Sınavda çıkmayan ay sorulardan biri. Lütfen dikkat edin. Örnek 27 böylelikle denizli çıktı. Geldik örnek 28'e. Şimdi ayrı tuzunlu bir birim olan 4 adet H küp her birinin en az bir yüzü diğer küpün bir yüzüyle tam ortaya biçimde yapıştırılıyor. Buna göre bu şekilde elde edebilecek bir cismin seçilen iki köşesi arasındaki uzaklık birim türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Ya yani iki köşesi seçeceğim aralarında uzaklık. Bir kere dört tane küpü nasıl koyabilirim? Hocam dört tane küpü üst üste koyabilirim. Nasıl koyabilirim? Mesela şöyle. Bir, iki, üç, dört tane küpü böyle koyabilirim. Ya ama hocam dört tane küp sadece o yüzlerini görüyoruz. Böyle perspektif verin. Böyle birim küpleri üst üste koymuş halini çizmeyi öğrenin. Mesela ben genelde şöyle yapıyorum. Sağ çapraza böyle perspektif veriyorum şu şekilde. Yani şuraya perspektif veriyorum şöyle. Hocam böyle perspektif verince şöyle buradan da çizince aha da şöyle sağ yukarı doğru veriyorum. 4 tane küp üst üste kondu mu? kondu. Başka 4 tane küp. Hocam 2'ye 2 şeklinde şöyle olabilir. Yani nasıl olabilir? Şu şekilde 2 tane yan yana. Hocam şöyle 2 tane yan yana. Şu iki tane yan yana şu şekilde olabilir. Yani bu nasıl? Şöyle perspektifini verecek olursam bu şekilde olabilir. Dört tane küp bu şekilde olabilir. Başka nasıl olabilir hocam? Vallahi hocam bir de üç tane küp yan yana bir tane de üstünde olabilir. Yani şu şekilde bir, iki, üç tane burada. Ee, birinci de buraya konulabilir böyle. Üstüne konulabilir. Hocam bir iki tane burada. Tamam. Perspektifi verelim şöyle. Sağ çaprazda perspektif veriyoruz. Şu şekilde. Bak. Olay bitiyor kardeşim. Sağ çapraza perspektif verince de olay bitti. Başka konulabilir mi? Hocam dört tanesi üst üste. Dört tanesi yan yana olması zaten e, aynı şey denk geliyor. Ya bu durumda olacak ya bu durumda olacak ya da bu durumda olacak. Buna göre iki tane şey seçeceğim. Aralarındaki uzaklık hangisi olamaz diye soruluyor bize. İki kök iki elde edebilir miyim? İki kök iki elde etme için ne olması lazım? Hocam dik üçgenin kenarlarının ikiye iki olması lazım değil mi? Ya şurada bak dik üçgenin kenarları 2-2 olunca 2 kök iki oluyor mu burası? Evet oluyor. Tamam bir sıkıntı yok. Hocam kökon. kök 10. Kök 10 bir dik üçgenden elde mi Ya ya birin karesi artı 3'ün karesi şeklinde elde edilecek. Var mı öyle 1 üç, üç kök 10? Var. 1, 3 kök 10 var arkadaşım. Evet bu da elde edilebilir. Kök 11 elde edilebilir mi? Böyle iki tanesinden. Ee, mesela hocam 1, 1 ile 1, 3, 9, 10 yapıyor. Hani 2, 3, de 4, 9, 13 yapıyor. Değil mi? Bu iki tane kenardan kök 11'i elde edemem. Ya da böyle 1 1 3 şeklinde 9 10 11. Ha 1 1 3 şeklinde elde edebilirim. Hocam 1 1 3'ü nereden bulacağım o zaman? Şöyle bulabiliriz arkadaşım. Kenarları 1 1 3 olana bakın. Hocam kenarları 1 1 3 olan işte tam burası olunca arkadaşım. Yani şunu demek istiyorum. Şu köşeden şu köşeye gidince ya da bu köşeden bu köşeye gidince de olur. Fark etmez. Arkadaş bu köşeden bu köşeye gidince bak bir kenar 1, öbür kenar 1, şu kenarda şey yani şurada 1'in karesi artı 1'in karesi artı 3'ün karesi elde ediliyor mu? Elde ediliyor. Ya da şöyle hocam 1 3 kök 10 yapıyor burası. Kök 10 ve 1'in karesi de kök 11 geliyor mu? Geliyor. Tamam. Kök 14'ü elde etmeye çalışalım bakalım. Kök 14'ü elde edebilir miyiz? Hocam 14'te bir kere 3'ün karesi 9 olacak. E, 2'nin karesi 4. 9 4 13. Evet. Şöyle 3 2 1. 9 4 1. 9 4 daha 13 1 daha bu. Kenar uzunlukları 1 2 3 olan Var mı öyle kenar uzunlukları 1, 2, 3 olan? Var tabii ki. Nerede var? Hocam şuradaki şeyden. Ee, nereden? Şunu bir daha kopyalayayım mı ben? Yok göstereyim. Şunun üstünden göstereyim. Hocam o da tam olarak şurada. Kırmızıyla göstereceğim. Buradan buraya gidince. Hocam 2 birim burası. 1 bir birim burası. 3 birim burası değil mi? Yani bunun cisim köşegeni gibi düşünebiliriz. 2'nin karesi ya da şuradan şöyle. Hocam 1, 3 kök 10 burası kök 10 2'nin karesi 4 yapıyor. kök 14 yapıyor. O zaman kök 14'ü elde etmiş oluruz. Kök 15 var mı? Hocam kök 15'i demek ki elde edemeyeceğiz. 3 2 e, 9 4 9 4 daha 13. E, burası kök şey sayılarla elde edebiliyor muyuz yani? Basit sayılarla elde edebiliyor muyuz? Ona bakacaksın. Hocam 3 2 1'le elde edebiliyor muyuz? Hayır. 3 2 2 ile hayır. 2 2 2'nin e, karesi 4 4 8 8 şey 15'i e elde edemiyorum yani. Dolayısıyla yani şu sayılarla elde edemiyorum. Hani kenar uzunlukları 1-2-3 olanlarla elde edebiliyor muyum? Elde edemiyorum. Ya da hocam başka bir uzunluk var mı? Şuradaki uzunlukta olabilir mi? Ya bu kenar uzunluğu da 1-1 ve 4. 4-16-1-17. Yani şunu da şöyle yapacak olursak bu cisim köşegeninde kök 17 yapıyor. Ama ben şunları zaten hepsini elde ettim. Demek ki kök 15'i elde edemiyorum. Daha doğrusu şöyle şu sayılarla 17'yi de elde edebiliyoruz. 1 2 3 4 4, 1, 1 ile de elde edebiliyoruz. E, 15 şey elde edecek böyle bir sayı yok. E, elde edecek bir sayı olsa bile e, kenar uzunlukları 1, 2, 3 değil demek ki. E, dolayısıyla örnek 28'i ne bulduk? Kök 15 bulduk. Güzel bir soru. Benzeri bir soru. Yosem'e sordu. Daha sonrasında yine böyle bir soru karşımıza gelebilir. Dikkatli olun lütfen. Geldik örnek 29'a. Ali öğretmen 16 sınıfında görencileri katı cisimler konusunu aldıktan sonra aşağıdaki etkinliği yapıyor. Kısa kenarı, 16 birim olan uzun kenarı, 24 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı Uygun yerlerinden kes diyor. Bak şimdi kısa kenarı kaç? 16. Uzun kenarı kaç? 24. Tamam. 16'ya 24'lük kağıdı keseceğiz. Keselim bakalım. Şurası 16 ve burası da 24'lük kağıttı. Parç keserek parçaları arayacağım. Daha sonra elde ettiği parçaların tamamını kullanarak bir küp elde ediyor. He, küp elde edeceğim. Arkadaş ben bunun tamamını kullanarak bir küp elde edeceğim. E ben bunun tamamını kullanmak demek. Bunun yüzey alanı değil midir bu? Bunun yüzey alanıyla bir küp elde edeceğim küpün yüzey alanı ne olacak? Hocam küpün yüzey alanı alttan a kare. E bunun yüzey alanı ne? Hocam 16 çarpı 24. E tamamı kullanılarak bir küp elde edecekmişim ya. İşte bir küp elde edeceksem o zaman alttan a kare küpün yüzey alanı. Bunun alanına eşit olacak. 16 çarpı 24'e. Hocam sadeleştirelim. Şu 6 kere 4 24. 16 çarpı 4 64 yapıyor. A kare eşittir 64 ise. A'yı da buradan ne buluruz? 8 olarak buluruz. Yani küpün bir kenarı Kaç çıktı arkadaşım? Kübün bir kenarı 8 çıktı. Evet 8. Bir kenar 8 olacak şekilde. Ben burayı evet parçalayabilir miyim? 8 8 bak. Şurası 8 8. 24'de 3 tane 8 şeklinde parçalarsam gördüğün üzere 6 tane 8'lik bir kareyle bu işi halledebiliyor muyuz? Evet. Bu kübün hacmi nedir diye soruluyor. E, bir kenarı 8 ya. 8'in kübü soruluyor bana. 8'in küpü nedir? Hocam 64 çarpı 8. 4 kere 8 32. Son, sonu ikili olacak. Sanırım 512 olacak. Evet cevap böylelikle 512 oluyor 8'in kübünden dolayı. Evet örnek 29 cevap Cihan oldu. Geldik örnek 30'a. Evet bir bilgi verilmiş. Ayrıtları ABC olan dikdörtgenler prizmasının cismi köşegeni kare içinde A kare artı B kare artı C kare şeklinde. Evet bulunur demiş. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü sarı, bir yüzü mavi, bir yüzü de yeşil renge boyandığında. He, Elimde şimdi şöyle bir dikdörtgenler prizması var. Şöyle dikdörtgenler prizmasını ben sana çizeyim bakayım. Çizeyim çizeyim çizeyim. Nasıl çizeyim şöyle çizeyim. Çizdim, çizdim 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 çizdim. Evet bütün yüzeyleri beyaz. Alt tane yüz var ya bütün yüzeyleri beyaz. Sonra bir yüzünü sarıya boyayacakmışım. Bir yüzü sarı diyelim şöyle. Sonra diğer yüzü mavi. Bir yüzü mavi. Diğer yüzü de yeşil renge boyayacağım. Arkada kalan bak sarının karşısı hala beyaz. Mavinin karşısı hala beyaz, yeşinin karşısı hala beyaz. Dikkat et buna. Evet, boyadık mı? Boyadık. Bu arada şuraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya da C diyelim. Ee, kenarları da ABC olsun. Şimdi sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanını toplamı. Sarı boyalı yüz harici. Normalde bunun yüzey alanı nedir arkadaşım? Şunu böyle kopyalayayım belki işime yarar. Dur bakayım ya da şunu aşağıya mı getirsem şöyle. Aşağıya getireyim şunu. Ya da şunu şu tarafa şöyle getireyim arkadaş. Şurada gözümün önünde bulunsun. Arkadaş şimdi bize diyor ki sarı boyalı yüz haricindeki tüm alan ne? Hocam tüm alan 2AB artı 2 tane AC artı 2 tane BC değil midir? Evet. Şimdi bizim tüm yüzey alanı bu aslında. Ama sarı boyalı yüz harici. Arkadaş sarı boyalı yüz haricindeki alan ne olacak? A çarpı C yüzeyi gitti diğer yüzeyleri mavi, yeşil ve beyazlar kaldı. Yani 2AB bak 2AB artı A çarpı C yüzeyinden bir tanesi gitti. AC kaldı artı 2BC. İşte bu yüzey neymiş? 328 olarak verilmiş. 328'i yazalım buraya. Sonra devam edelim. Mavi boyalı yüz haricindeki alan. Mavi boyalı yüz harici. BC gitti o zaman tüm alandan. Yani elimizde ne kaldı? 2AB artı 2AC artı BC kaldı. O da kaça eşitmiş? 316'ya eşitmiş. Sonra bir de şu yeşil alan gitsin diyor. Yeşil alan gittiği zaman da hocam bu kenar A bu kenar B ya A çarpı B yüzeye gitti. Bir tanesi gitti. A B artı 2 ac artı 2 bc eşittir. Kaç yapsın diyor. 296 yapsın diyor. İşte burada bizden ne isteniyor? Burada bir şeyler bulabiliriz. Taraf tarafa toplarsak güzel bir şey gelir. Toplayalım bakalım. Taraf tarafa topladığım zaman Hocam 4, 5, 5AB artı, 5AC artı, 5BC'yi ben bulurum. 8, 6, 6, 12, 8 daha 20. Elde var 2, 9, 10, 12, 14 yaptı. Elde var 1, 3, 3, 6, 7, 8, 940 mi yaptı burası. Evet. Elde var 1'den dolayı. 3, 3, 6, 8, 9 yaptı. 5'e bölsem hocam AB artı, AC artı, BC'yi bulurum böylelikle. 5'e böldüğüm zaman 0, at 2 ile çarp yapıyorduk. 8 188 yaptı galiba. Evet A, B, A, C ve BC toplamı 188 yaptı. E buradan ben bir şey bulabilir miyim? Bir de bu prizmanın bak şöyle bir şey bulabilirim aslında. Hocam ben buradaki alanı buldum. Bir de şuradaki denklemle iki bilim iki denklemi çözebilirim. Hani 2 ile çarpıp taraf tarafa çıkartabilirim. 2 AB, 2 BC gider AC'yi bulurum böylelikle. Ee, buradan AC'yi bulurum. Sonra aynı işi bu ve bunda yaparım. Sonra aynı işi şu ve şunda yaparım. Ee, AC'ye gelir, AB ye gelir, BC ye gelir ama benden AB, AC, BC istenmiyor. Farklı bir şey isteniyor. Bir de burada ekstra bir bilgi daha verilmiş. Bu doğal sayılar, bu prizmaların farklı uzunlukları, ardışık çift doğal sayılarmış. Yani kenarları ABC miydi? Evet, ardışık çift doğal sayılarsa, bir tanesi A ise, bir tanesi o zaman A artı 2, bir tanesi de A artı 4 mi olacak? Evet, Evet yazalım Ozan yerine. B yerine ben ne yazacağım o zaman? A artı 2 yazacağım. C yerine ne yazacağım? A artı 4 yazacağım. E hocam burası A artı 2 ve burası da ne yaptı? A artı 4 yaptı ya. Çarpalım bakalım arkadaşım. A ile A artı 2'nin çarpımı. Hocam A kare artı 2 A yaptı. Artı A ile A artı 4'ün çarpımı. A kare artı 4 A yaptı. Artı A artı 2 ile A artı 4'ün çarpımı. A kare artı 4 a artı 2 a 6 a yaptı artı bir de 4 kere 2 8 eşittir 188 yaptı. E o zaman hadi bakalım a kareden kaç tane var 3 tane var 3 a kare artı e, a'dan kaç tane var 6 10 12 tane a var. E, 8'i de buraya atsak eksi 180 mi yapıyor evet eksi 180 eşit 0 yaptı hatta denklemi 3'e böl bakalım. 3'e böldüğün zaman a kare artı 4 a artı 3'e böldüğün zaman 60 yaptı burası pardon eksi 60 eşit 0 yaptı. 10'a 4 şeklinde yaptığım zaman e, 10'a 6 şeklinde yaptığım zaman çarpımları 60 toplamları da artı 4 yapıyor mu? Evet artı 10'a eksi 6 dediğimde oluyor. Çarpanları ayırdık. A artı 10'a A eksi 6 yaptı. Eşi 0 bu eşi 0 olduğunda A eksi 10 gelir. Eksi değer alamaz A. E bu eşi 0 A da buradan 6 gelir. E cisim köşegenin uzunluğu. A'yı 6 bulduk? Evet A'yı 6 bulduysan gel burada yerine yaz. 6 burası 8 burası 10 burası. Cisim köşegeni CK. Evet. CK. Aa. Coğrafyanın kodları atma geldi. Ne? Selamlar buradan bu arada. CK ne oldu o zaman? 6'nın karesi artı 8'in karesi artı 10'un karesi mi yapar? Evet. Bu 6, 8, 10 yapıyor zaten. 10'un karesi yaptı. E hocam bu 100 artı 100, 200 yaptı. Kök 200'de neye eşit oluyor? Hocam 100 çarpı 2 olduğundan bir hafta 10 kök 2'ye eşit olacaktır. Evet. Cevap böylelikle balık kesir oldu. Evet. Uzun sürdü ama ÖSYM'a bazen böyle soruları da soruyor. AYT'de sorsun. Vakit kalıyor zaten AYT'de. Sıkıntı yok. O yüzden bunu sıkıntı yapmayın. Hatta bunun böyle daha değişik versiyonunu AB'yi, BC'yi, AC'yi bulutturmalı kısmını sordular bize. Daha zorunu sordular. Bak dikkat et. Tamam. Evet. AB, AC, BC'yi nasıl bulacaktık? Şuradaki denklemle şunları tek tek ortak çözüm yaparak bulabilirdik. Tamam. Haberiniz olsun. Evet. Güzel bir soruydu. Cevap da 10 kökke çıktı. Balıkesir çıktı. Kaçıncı soru? 30. soru. Geldik 31. soruya. Bir keresinde doğrama fabrikasında çalışan İshak Bey. Ayrıtları 6, 8 ve 40 santimetre olan dikdörtgenler prizması. 6 metre, 8 metre ve 40 santimetre. 40 santimetre. Yükseklik küçük olsun. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım arkadaşım. Şekli çizeyim de anlayayım ya şekli. 6 metre, 8 metre ve 40 santimetre. Arkadaşlar hepsini metre cinsine çevirelim. Yani 0,4 metre yapalım. Şunu, tamam Evet, bu prizmadan 10 adet ahşap bloku önce özdeş küp bloklara dönüştürerek. Evet, bundan kaç tane varmış? Bundan 10 adet varmış, 10 tane varmış. Özdeş küp bloklara, hani atıyorum 1 birim küplük ya da 0,1 bir birim küplük özdeş bloklara şey yapacağım. Ya da hocam 6, 0,4'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 8 de 0,4'e bölünüyor. E, 0,4'lük bloklarda diyebilirsin böyle. Ya da fark etme 0,1'lik bloklara da bölünüyor diyebilirsin. Yalnız bundan 10 tane olacak. Ee, o zaman burada kaç birim küp olduğunu nasıl bulacağız? Normalde birim küp sayısı hacim sayısı değil miydi? Evet. E o zaman 6 çarpı 8 çarpı 0,4. 6 çarpı 8 çarpı 0,4 çarpı 10 bunun hacmini verir. 10 adetinin hacmini verir. E 10 adetinin hacmi de işte birim küp sayısını verir bize. Yani burası da kaç yapıyor o zaman? Aslında burası 4 yaptı. E, ee, 4 kere 8 32. 6 ile de 32 çarpınca 6 kere 2 12. 18 192. Evet 192. Bunun hacmi 192 yaptı. 10 tane 6, 8 ve 0, 4. Bunu birim küplere bunu birim küplere bölsem o zaman 192 tane birim küp oluyor. Tamam. Şimdi bunun hacmini bulduk. Şunun 10 adetinin hacmini bulduk. 10 adetlisinin hacmini bulduk. Daha sonra Oluşan küp bulutları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde paketleme yapacaktır. Yapacağı paketin tabanı kare ve yüksekliği 3 metre. He, tabanı kare olacak ve yüksekliği 3. Şu şekilde arkadaşım. Tabanı kare ve yüksekliği 3 olacak. Yükseklik 3. Tabanı da kare. E arkadaşım ben bunları birim küplere ayırıp sonra bunun 10 adetini bunun içine koyacağım. Ve paketledim mi? Paketledim. Yüksekliği 3 olan ve tabanı ayırtta x olan diyor. Yani sen bunun hepsini buraya koyduysan o zaman bunun hacmi de bunun hacmine eşit olmaz mı? Olur. X çarpı x çarpı 3'e eşit olmak zorunda işte bu da. O zaman 192'yi 3'e bölsem kaç yapıyor? Hocam 3 ile 192 sadeleşince 64 yapıyor galiba değil mi? 4 kere 12 evet. O zaman x kare 64 yaptı. X de buradan 8'i bulduk. Aynen öyle x 8 çıktı. 8 8 ve 3'lük kısım oldu. Bu paketin yüzey alanı soruluyor bize. 8 8 ve 3'ün yüzey alanı nedir? Hocam 8 kere 8, 64. 2 katı 128. Artı 3 kere 8, 24. 2 katı 48. Artı 3 kere 8, 24. 2 katı 48. Sonra bunları toplayacağız. Hocam şu 48, 48, 96. 96 ile de 128 toplarsam. 8 altı da 14. Sonu 4'lü yapacak. 9, 2, 11, 224 yapıyor galiba. Evet cevap 224 yaptı. Kaçıncı sorudayız? 31. soruda cevap Akçay Yapar. Bu da güzel bir soruydu. Bunun hacmi 10 adetlisini bunun içine koyduk ya. hacimleri birbirine eşit. Sınavda çıkmaya aday güzel bir soru diyebiliriz arkadaşım. Örnek 31 Alçay geldik örnek 32'ye. Yukarıda verilen dış yarı çapı 10 cm iç yarıçapı 8 cm. İç yarıçapı 8 dış yarı çapı da tamamı yani 10 cm ve yüksekliği de 12 cm olan ee, sadece üstü açık kalemlik boyanacaktır. Sadece üstü açık kalemlik boyanacak. Evet. Şimdi. Alt taraf delik mi? Delik değil. Sadece üstü açık diyor. Sonra diyor ki bize. Buna göre kalemliğin boyanan kısmında alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi alt taban kalınlığı da ihmal edecek. Yani sıfırmış gibi kalınlığı. Tamam mı? Aslında burası da böyle oyuk olacak. Ee, ama böyle 0,001 gibi kalınlığı ihmal et bunu. E, o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Buna göre boyanan kısmı. Kalemli boyayacağım mı? Boyanan kısmının alanı nedir diye soruluyor. Yani bu keseceğiz bunun. Bunun kesilmiş halinin nesi isteniyor? Hacmi isteniyor. Ya da parça çıkartıyoruz. Çıkartılan parçanın e, alanı isteniliyor bizden. İlk önce çıkartılmadan önce tüm alanı buluyorduk değil mi? Hadi çıkartılmadan önceki tüm alanı bulalım. Normalde yarı çapı kaç? 10. Hocam taban alanları 2 tane pi r kare. 10'un karesi. Taban alanını yazdık. Artı yanal alan 2 pi taban çevresi. 2 pi r çarpı h diye mi? Evet. Bu normalde yarı çapa 10 olan ve yüksekliği de 12 olan bir silindirin yüzey alanı değil midir? Evet. Şimdi bir parça çıkartıyorum. Parça çıkarttığın zaman da hocam şöyle bir parça çıkartıyorum. Çıkartılan parça. Bak burası gitti mi gitti. Bu parça çıkartıldı. Ama Alt taraf oyuldu mu arkadaşlar? Şöyle oyduk ya. Arkadaş bu çıkan parça sadece ve sadece ne diyor? Üstü açık diyor ya. Alt taraf delinmedi. Sen bunu buradan çıkarttın. Alt tarafta eklendi mi? Bir şey eklendi değil mi arkadaşım? Yani buradaki yüzey alanı çıktı. Alt tarafta aynısı oluştu. Yani nötrledi. Bu eksilen alan bu artan alan birbirini nötrledi. O zaman buradaki alanı çıkartmama gerek yok. Bunu da eklememe gerek yok. Çıktı eklendi. Ama içeride ne oldu? Hocam bu yanal al alan ne olmuş oldu? Eklenmiş oldu. Yanal al alan dediğimizde yarı çapı kaç? Bunu 8. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani yarı çapı 8 olan şuradaki silindirin yanal al alanı. O zaman onu ekleyeceğim. O zaman artı 2 pi e, R çarpı yükseklikte 12 kalınlık ihmal ediliyor ya. Hani şurada kalınlık yokmuş gibi düşünüyoruz sadece. İşte sadece bu yüzey alanı eklenmiş oldu. O zaman cevap bu yapacak kardeşim. Burası kaç yaptı? 100. 2 ile çarptın 200 pi artı. Bu kaç yaptı? Hocam burası 24. 240 pi yaptı. Artı bu kaç yapıyor? Ee, bu 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 12. 96 yapıyor. 96 2 katı 100 e, 92 pi yapıyor. Hadi bakalım toplayalım. Sonra ikili yapacak gerçi. Neyse. Şu 440 yaptı. Hocam 440 toplarsam 2, 94 daha 13. Hop 5 elde var. 1, 632. 632 p yaptı. O zaman cevap 632 p oldu. Topladığımız zaman cevaba 632 p diye ulaşırız. Ben alt alta yazayım toplayayım ki işlem hatası yapmayayım değil mi? Çoğunlukla yapıyorum ya. Böyle yapmamak için böyle sıkıntılar. Gerçi öğrendik şey ya artık ben de işlem hatası yapmıyorum. Neyse cevap C an oldu. Örnek 32'de geldik bir sonraki soruya. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir kapının menteşelerinin kopması sonucu. İşte bak şurada bir kapı var menteşeleri kopuyor hop buraya düşüyor. Ve burası da 6 verilmiş. Sandığın hacmi de 27 verilmiş. E bu sandık küp şeklindeki bir sandık ya. A küp 27 ise A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. 3 buluruz. E hocam burada bir 90 derece. 3 6 kapının uzunluğunu da kaç bulmuş olduk? 3 kök 5 olarak bulmuş olduk. Bir de L, D, E arasında bir bağıntı var. Burası da K 3K olarak verilmiş. Yani 1'e 3 oran verilmiş. Yani burası kök 5 olarak verilmiş bize. Şimdi Ali Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. A arkadaş Ali Kara uzunluğunu bulmam için ne yapmam lazım? Ali Kara'ya ait bir dik üçgen elde etmem lazım. E nasıl elde edeceğiz hocam burada? Arkadaşlar e arkadaş şunu şöyle tamamını getirsem. Şuradan dik çizsem. Tabii ki dik dörtgenle dik üçgenle olacak değil mi? Buradan bir dik üçgen. E sonrasında ne yapacağım hocam? E burası üçgen burasının üç olduğunu biliyorum. Şu uzunluğu biliyor muyum bilmiyorum. Şu uzunluğu biliyor muyum bilmiyorum. Ama 90'lar ama da şu Alfa beta tamamı 90 ya şunun uzantısında. Burası da alfa tamamı 90 burası da beta burası da alfa oldu. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta burası kök beşken burası da kök beş ya. 90'ın karşısı kök beş 90'ın karşısı üç kök beş. Yani bire üç oran var. E o zaman hocam 1'e 3 oran varsa alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı burada 1 yapar. Sonra beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burada 1'e 3 orandan dolayı burası da 2 bir yapar. Evet 3'te 1'inden 2 yapar. E bir kenar kaç oldu? 2. Diğer kenar kaç oldu? 4. 2 4 ise 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 2 kök 5 yapar. Yani cevap böylelikle 33. soruda Ceyhan yaptı. Güzel bir soru 33. soruda. Geldik bir sonraki soruya. Dijital baskı halı satan bir mağaza kalınlığı 5 santimetre eni ve boyu da 2 3 olan 10 tane halıyı bu şekilde üst üste koymuş. Serginin mağazada kapladığı yer kaç metreküptür diye soruluyor. Arkadaş 10 tane mi koymuş buraya? 10 tane koymuş. 10 çarpı 5'ten burası kaç yapar? 50 mi yapar? Evet ama dur. Burası santimetre cinsinden 50 santimetre. 50 santimetre dediğimiz nedir? Metreye çevirmemiz lazım. Kaç metreküptür diye soruluyor bize çünkü. E hocam Buradan 2 tane 0 geri geleceğiz. 0,5 mi yapıyor? Evet. Yani o zaman hacim ne olacak? 2, 3 ve 0,5'in çarpımı olacak. 2, 3 ve 0,5. 2 3, 6. 6 ile de 0,5'in çarpımı da ne yapıyor? 3,0 yapıyor yani 3 yapıyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 3. Yani 34. soru Akçay oldu. Geldik 35. soruya. Filiz Hanım dikdörtgenler prizmas şeklindeki mutfak dolabının üstünde şeker paketini unutmasıyla A noktasında karıncalar. Şu A noktasında dolabın içinde karınca var. Sonra buradan geliyor. Böyle M köşesine geliyor. M köşesinden de buradan buraya gidiyor. Hmm. AB 18. Tamam AB'yi 18 vermiş. Başka BC'yi 24 vermiş. Hocam BC uzunluğu şurası 24. Eyvallah. MC'yi de 144 vermiş. MC'yi de 144. Karıncaların aldığı en kısa yol. Arkadaş karınca M köşesine gelip ondan sonra buraya gidiyor ya. İlk önce şunu açalım. Bu yüzeye gidiyor ve bu yüzeyden gidiyor. O zaman şu yüzey sabit. Bu yüzeyi açabiliriz böyle. Ya da Hocam şuradaki yüzeyi açmak daha kısa değil mi? Bunu bu tarafa açalım. Yani senin şuradaki yüzey sabit kalsın. Hangi yüzeyi açıyorsun? Şuradaki yüzeyi açıyorsun. Şu içerideki yüzeyi açıyorsun. İçerideki yüzeyi açtığın zaman da şu şekilde bir açılış gelmedi mi? Şu kenar 18'di buraya 18 geldi. Şurası toplamda kaç yaptı? Hocam 18, 24 daha 32 mi 42 mi? 42 yaptı. He, o zaman karınca buradan başlayıp buraya gidecek. Hocam 42 burası. Bu nedir? 7, 6 kere 7. 7'nin 6 katı. E, 7'nin 6 katı. Ee, burası da 144. 24, 24'ün 6 katı mı? Evet. O 7, 24, 25 üçgeni. O zaman burası da 25'in 6 katı olacak. Bak 7, 24, 25 üçgeni. Hocam 6 kere 5, 30. 6 kere 2, 12, 150 yaptı burası. E sonra ben şuranın kaç olduğunu biliyordum zaten. Şurayı söylemiş miydi bize? Dikdörtgenler prizması. Burası zaten 18 olarak verilmişti. Sonra burası da zaten kaç verilmişti? 24. Burası da 6 kere 3 6 kere burası 24 verilmişti pardon. 6 kere 4 o zaman burası da 6 kere 5 30 olacaktır. Yani bizim karınca buradan buraya hop 150 gitti. Bir de buradan buraya 30 gitti. Toplamda kaç gitmiş oldu? 180 gitmiş oldu. Yani örnek 35 Denizli oldu. Geldik örnek 36'ya. Evet çikolata kutusunun hacmi en fazla kaçtır diye soruluyor bize. Evet AK BL 6 olarak verilmiş. Bunlar 6 6 verilmiş. Ali Bey uzunu kaç verilmiş? 24 verilmiş. Çikolata kutusunun hacmi en fazla kaçtır? Hmm. Şimdi ne yapmış? Ha, Bir küp var burada. Elimizde bir küp var. Arkadaş elimizde bir küp var. Bu kesik bir küp. O zaman kesik bir küp olduysa bunun hacminin en yüksek olması için bunu en köşeden kesmemiz gerekmez mi? Yani şöyle düşün küp var elimizde ya. Şöyle bir küp var ya. Sen burada kesik bir şey elde etmeye çalışıyorsun. Şöyle kestiğin zaman olur değil mi? Şu şekilde kestiğin zaman olur. Ee, 6 santimetre yüksekliğinden. 6 santimetre yüksekten böyle kesebilirsin. Aynı zamanda şöyle kesebilirsin. Aynı zamanda şöyle de kesebilirsin. Ki zaten bunun hacminin en fazla olması için ne yapmam lazım? Şu 6 santimetre yükseklikten sonra buradan en köşeye gelmem lazım. En köşesinde kaç olacak o zaman? Bir kenar 24 ya. Bir kenar 24 olduğunda olur. İşte bunun hacmi isteniyor bizden. Bunun hacmini nasıl bulacağız arkadaşım? Bu bir prizma mı? Prizma. Nasıl prizma? Tabanı kare. Tavanı maalesef kare değil. Hocam dikdörtgen hayır. Taban ve tabanın aynı olması lazım. Taban ve tavan bu yan yüzeyler aynı değil mi? Yamuk değil mi? Evet yamuk. Hatta 24 burası. 24 burası burası da 24. Bu yamuğun alanını bulacağız. Bak yamuk prizma oldu bu. Taban alanları. Bunun acmi isteniyor zaten. Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman yükseklik neresi oldu? Burası. Taban alanını bulacağım. Yani şuradaki yamuğun alanını bulacağım. Bu yamuğun alan için hop şöyle dikdörtgen oluşturalım. Dik yamukta dikdörtgen oluşturuyorduk. 6 ise 6. 24 ise 24. E hocam tamamı 24 ya buranın. Buraya ne kaldı o zaman 18 kaldı. E o zaman olay bitti. Taban alanını bulurken 6 kere 4 24 144 yapar burası. 6 kere 24. Sonra burası ne yapıyor? 18 çarpı 24 bölü 2. 18 çarpı 24 bölü 2. Hocam burası 9 yaptı. 9 ile 24 4 kere 9 36 yaptı burası. E, 9 kere 2 18 216 yaptı. Evet bu alanda 216. O zaman taban alanı 216 artı 144. 216 ile 144'ü toplarsan kaç yapıyor? 0, 4, 5, 6, 3, 460 yapıyor galiba. İşlem hatası yapmadıysam yok 360 yapıyor. Evet 144 ile 216'yı toplarsam 360 yapıyor. Taban alanı o zaman hacim taban alanı işte burası taban alanı çarpı yükseklik çarpı yükseklik olacaktır. O zaman bu ikisini çarpacağız. Hadi bakalım 360 ile 24'ü çarptınız ya da 36 ile 24'ü çarpsan 6 kere 4 24 4 kere 3 12 144 yaptı. Bu 72 yaptı. 864 yapıyor galiba. E bir de 0 var. 864 nerede? Burada. O zaman cevap bu x'in çarpımı 864 yani 8640 yapar. Evet örnek 36. Cevap balık esir oldu. Geldik 37'ye. Aşağıdaki şekilde kare dik prizma şeklinde verilen bir peynir kalıbından dik kenarları 6 ve 8 olan 4 eş dik üçgen. Evet 6 ve 8 olan eş 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 o zaman kısa kenar 6 hocam 6'ya 8. Bak burası da 6'ya 8. 6 8 13 üçgene bak burası da 6'ya 8 olacak. Bak 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 burası da 6'ya 8 olacak şurası. Hocam burası da bak dikkat et. Şurası 6, burası da 8. Yani burası 2, burası 2, burası 2, burası 2 mi kaldı? Evet. Ve bunlar dik üçgen olduğundan dolayı içeride de bir kare oluştu şöyle gördüğünüz üzere. 6'ya 2, 6'ya 2 şeklinde oluştu arkadaşlar bunlar. Hatta bir kenarda kaç çıktı? 10 çıktı. Neyse peynir kalıbının yüksekliği de 10 olarak verilmiş bize. E o zaman bu aslında bir küp yaptı ya. Evet yüksekliği 10 olduğuna göre peynirin ortada kalan dikdörtgenler pizma şeklinde kısmının hacmi nedir diye soruluyor. İşte bunun hacmi soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi, şimdi, şimdi. E yükseklik 10, tabanında 2 mi çıktı? Evet. E o zaman taban alanı kaç? 2'nin karesi. Kare çıktı çünkü burası. Yüksekliği 10. E, taban alan çarpı yükseklik. Yani kaç çıkıyor o zaman cevap? Kır çıkıyor. E zaman 37. soru. Akçay oldu. Geldik 38'e. Aşağıda ağırlığı 600 gram olan bir kaşar peynir verilmiştir. Bak 600 gram. Ağırlığı 600 gram olan bir şey verilmiş. Sonra uzunluklar 5, 10 ve 18 verilmiş. Sonra bunu kesmişiz. Kalan peynin ağırlığı. Aa bunun ağırlığı soruluyor. E hacme göre ben yorum yapabilirim. Şunun hacmi ne? Hocam bunun hacmi ve 1 diyelim ilk kısmı. Hocam 18 çarpı 5 çarpı 10 yani 900 mü yapıyor? Evet. Hocam 900 yaptı. Hacmi 900 olan 600 gram geliyorsa hacmi 900 olan 600 gram geliyorsa şunun hacmini bulalım. Bu C'den dolayı kesilmiş. Tam C'den tamamen kesilmiş. Burası 18. Buranın 5 buranın da 10 olduğunu biliyoruz. Arkadaş burası 12 ya 12. E burası da 10. E bu ne oldu? Yamuk prizma oldu değil mi? Alt taban ve üst taban yamuk değil mi? Evet. Yamuk prizma. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. 30 çarp yükseklik 10 bölü 2 150. Evet taban alanı 150 yaptı. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliği de 5 ya. O zaman bunun hacmi de ne yaptı o zaman? Bunun hacmi de V2 diyelim buna da. 150 çarpı 5'ten 750 yaptı. E o zaman 900 gram 900 hacmi 900 olan 600 gram geliyorsa Hacmi 750 olan ne kadar gram gelir diyeceğiz. Ve soru işaretini buradan bulacağız. İşler dışlar soru işareti. Yani 600 çarpı 750 bölü 900 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşsin sadeleşsin. 3'e bölsen 3'e bölsen 2 3 yapar. Bir daha 3'e böl 3'e böl e, 25 yapar. 250 yapar pardon. 2 ile de 250'nin çarpma 500 mi yapar? Aynen öyle. Soru işaretini böylelikle 500 gram olarak buluruz. Cevap edremit oldu. Güzel bir soru. 38. soru. Hacimle gram yorumlama. Hoş. Sınavda çıkar. Bu zamana kadar böyle bir soru çıktı mı? Hatırlamıyorum çıkmadı ama böyle hacimsel olarak böyle gramları kaç gram geldiği de sorulabilir. Dikkat et buna. Tamam Evet cevap edelim. Geldik örnek 39'a. Aşağıda kare tabanlı bir prizma ve üstü açık karton kutu verilmiştir. Kare tabanlı x x. Kutun taban ayıtlarından biri x yüksekliği de h santimetredir. Kutunun hacmi yani taban alanı çarpı yükseklik bize kaç verilmiş? 25 olarak verilmiş. Evet Kutunun yüzey alanını veren fonksiyon da fx fonksiyonu. Arkadaş taban alanından x kareden kaç tane var? Bir tane var. Çünkü ağzı açık diyor değil mi? O yüzden bir tane var. x kare. O zaman fx fonksiyonumuz ne olacak? x kare var artı. Hocam x çarpı h ilk ya da taban çevresi çarpı UA. yükseklik Yükseklikte bize yan alanını verecek ya. Hocam taban çevresi 4x çarpı h. 4x çarpı h da bize yan alanı veriyor. Taban alanı artı yan alan şeklinde oldu. Taban alanları demedim ağzı açık olduğu için. Tamam. X kare artı 4 x h oldu. E sonra ne yapacağız hocam? Sonra bizden ne isteniyor? F4 isteniyor. Hocam ama fx fonksiyonu bu. H'ı da x'li bir şeye çevirmem lazım. E o zaman burada h'ı yalnız bırak. H burada 25 bölü x kare eşit değil mi? Evet. Gel burada yerine yaz. fx fonksiyonu eşittir. x kare artı 4 x çarpı 25 bölü x kare değil mi? Evet. Şunlar bir tanesi gitti. O zaman fx fonksiyonumuz bizim x kare artı 100 bölü x yaptı. E f4 diyor. f 4 de buluruz kardeşim. 4'ün karesi 16 artı 100 bölü 4 25 yapar. Topladığımız zaman da 100 bölü 4 25. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 41 çıkıyor. Cevap 41 oldu. Örnek 39'da. Geldik 39'u yaptık. Şimdi sırada 40 var. Ay yoruldum sanki. Neyse devam. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki metal kutu üreten bir fabrikatanın üretim aşamaları verilmiştir. Birinci aşamada metal levhasının köşelerinden 10'ar santimetrelik kısımlar kare şeklinde çıkartılmış böyle. 10 10 çıkartılmış. Tamam. Sonra ne olmuş burada? İkinci aşama kalan parça tabanı KLMN olan dikdörtgen tabanda dikdörtgen diğer kenarlarda böyle katlanıyor. Katlayalım. Yani şu şekilde bir şey karşımıza çıkıyor bizim. Hocam tabanı şu şu. KLM'ni hatta şöyle göstereyim. Tabanı bu oldu. Yüksekliği de böyle yukarı kaldırılan kısım şunlar oldu ya. 10 10 kısmı oldu ya. Bu da yükseklik oldu. Yüksekliği 10 alır. Evet oluşan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmi 7500 ve burada oran verilmiş. BC ve A BC ve A BC ve ABD. Hmm. Hocam burası da 10 ya. Buraya K dersem burası kaç? K artı 20 yaptı. Evet. Şimdi AB uzunluğuna K artı 20 yazarsam eğer ben şuraya K yazdım. O zaman BC uzunluğu da ne oldu? 2 katı. Hocam 2K artı 20 oldu galiba değil mi? Evet. Şimdi BC bir uzunluk. Bak burada ben ne dedim arkadaşım? Şuraya K dedim. Şuraya K dersem. O zaman diğer uzunluk ne oldu? Burası da 10 ya. Hocam 1'e 2 oran vardı burada. Burası K artı 20 ise. Burası da 2K artı kaç olacaktı? 2 kat olacaktı. Yani 2K artı 40 oluyor galiba değil mi? Evet. Şimdi dikkat. K artı 20. 2 katı. Burası 2K artı 40 oldu. Hocam burası 2K artı 40 ya. O zaman buraya 2K artı 20 mi kaldı? Evet. Aynen öyle. Çünkü 2K artı 40. 2K artı 40'tan 10, 10, 20'ye çıkarttığım 2K artı 2K artı 20 çıktı. O zaman bir kenarı K iken bir kenarı da 2K artı 20 yaptı. 2K artı 20 yaptı burası. Hadi bakalım hacme gidelim şimdi. Hocam hacim dediğimiz ne olacak? Bak. K, 2K artı 20 ve 10. Yazıyorum. K, 2K artı 20 ve 10 çarpımı 7500. O zaman buradan ne geliyor? Hocam k çarpı 2k artı 20 750 yapıyor. Şimdi 750'nin çarpanlarını düşünelim. Aslında bunu böyle dağıtıp da çarpanlar ayırma da yapabiliriz aslında ama ya öbür türlü de yine böyle hissederek yapacağız. 750'yi yine çarpanlarına ayıracağız zaten. 750'yi şöyle bir 10'a bölsem 75. Sonra buradan bir 5'e bölsem. 5'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? Hocam 5'e bölsem 15. Bir daha 5'e bölsem 3. 3'e böldüm. Şimdi çarpanlar acaba kaç olabilir? Bu k çarpı 2k 20 yapacak ya. Ben burada k yerine 3 yazsam sadece 3'ü düşürsem. 3 yazdım da 2 kere 3 6. Burası 26. Geri kalan çarpım 26 yapıyor mu? Yapmıyor. E başka bir şey düşünelim. K 3 değil de 15 oluyor mu? K yerine 15 yazarsam bu 15 30 yaptı burası. Burası da 50 mi yaptı? Evet. 15 çarpı 50 şeklinde oluyor mu? 15 çarpı 50 şeklinde oldu. Demek K 15. Güzel. K'yı 15 bulduk oluşan kutunun taban çevresi isteniyor. K 15 ise 15 15 30 burası 50 mi yaptı? Evet K'yı da 15 bulduk. Taban çevresi kaç yaptı o zaman? 50 15 daha 65 öbür tarafta da 50 var. Burada da 15 var. 65 65 130 mu yapıyor? Aynen öyle. Cevap o zaman balık kesir yaptı. Yani e, taban çevresini yine yazayım. 50 artı 15 artı 50 artı 15 eşittir 130 taban çevresi yapıyor dostlar. Evet güzel bir soru. 40. soru balık esir oldu geldi. 41'e. Şimdi oran verilmiş. Bir de Ali Bey uzunluğu 8 verilmiş. A burası 8. Yani burası da 8 mi? Evet. BC uzunluğu da 9 verilmiş. BC neredesin? Yani burası 9. Burası da 9. Ali Kara ve A üstü K. Şöyle. Şu. Bu Ali Kara'ya K dersem A üstü K'da 2K verilmiş. Ali Kara K iken A üstü K'da 2K verilmiş. Hmm. A üstü K. Arkadaş A üstü K neredesin? A üssü A üstü K. Ali Kara. Heh şurası. 2K. Tamam. Şurası. Yazdık. Buna göre diyor. Şimdi diyor. Şu yüzey üzerine yatırılırsa bu kap. Hmm. D, C, C üstü de. D, C, C üstü de. Arkadaş ben bu kabı bu yüzey üzerine yatırdığımda ne olacak? İçindeki sular aynı mı? Aynı. İçindeki suları eşitle. Hocam birinde içindeki su ne yapıyor? 9 çarpı 8 çarpı 2K değil mi? Evet. V su 9 çarpı 8 çarpı 2K'ya eşit. Öbüründe V su neye eşit? Bu zemin tamamen doldu. Bunu böyle yatırdın ya bu şekilde. Yükseklikli olacak o zaman buraya doğru düşecek. Bunun yüksekliğini de X diyelim. Şu yüksekliğe de X diyelim. Zaten benden e, su yüksekliği kaç olur diye soruluyor. Yani o zaman ben buraya yatırdığım zaman burası ne? 3K değil mi? Evet şurası 3K. 3K çarpı 8 çarpı X mi olacak? 3K çarpı 8 çarpı X'e eşit olmak zorunda. Hocam buradaki 8'ler nanay. K'lar da nanay. 3'e böl 3'e böl 3 kaldı. E, o zaman burada ne kaldı? 3 kere 2 6 eşittir. X mi yaptı? Aynen öyle. E, zaten bizden bu isteniliyor. E, zaten şuraya bu kısma yatırdığım zaman suyun yüksekliği X olur demiştik. Cevap böyle 6 oldu. 41. soru C. oldu. Geldik 42. soruya. Aşağıda küp şeklinde üzerinde reklam ekranları bulunan LED ilan panosu verilmiştir. E, küp taban merkezi o noktasında zemine dik bir direkle sabitlenmiş şöyle Kübün bir yüzünün alanı bir yüzeyinin alanı yani kübün bir kenarına A diyecek olursak A kare eşittir 9800 ise bu hocam 2 çarpı 4900 değil mi? Evet o zaman kare gün aldığımız zaman e, 70 kök yapıyor herhalde. A 70 kök yapıyor. 7 kere 7 49. Evet 70 kök yaptı. Bir kenar 70 kök oldu. Şimdi bu santimetre ama 70 kök santimetre. Tamam Kübün bir yüzünün alanı 9800 santimetre. Bunu da santimetreye çevirelim o zaman. Hocam bu da 240 santimetre yapıyor. OC 240 santimetre olarak verilmiş şu direk uzunluğu. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? 70 kök gibi bir kenar ya. Arkadaş şurada şu uzunlukları bulurken şuradaki dik üçgenden yer alınacağım. E, o zaman şurada köşegenler çizeyim ben. Şuradan şu köşegeni çizdim. Şuradan şu köşegeni çizdim. Köşegen çizdikten sonra bir kenar 70 kök ya. O zaman bunlar 70'e 70, e 70 mi yapacak? Santimetre olarak evet. 70'e 70, e 70 mi yapacak? Aynen öyle. Bu da tam buraya denk geldi. Hocam burada bak şu zemine dikti. Şurası 90 derece ya. 7, 24, 25 üçgeni 250 yaptı buradaki filama. Hocam burası da 70 ya. 7, 24, 25 burası da 250 mi yaptı? Evet. A ve B noktaları sabitlenecek. iki üçgen filama C noktasına takılıyor. Takılan üçgen filamaların toplam uzunluğu nedir? 250 burada, 250 burada toplamda 500 santimetre mi yaptı? Evet. Santimetre cinsinden de burası. E 500 santimetre kaç metre yapıyor? 5 metre yapıyor. Cevap böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 43. Çekil 1'deki 2 litrelik kap 40 eşit bölmeye ayrılmış. Bak 2 litrelik kap 40 eşit bölmeye ayrılmış. O zaman sen 2'yi 40'a böldüğün zaman her bir bölme ne yapıyor? 1 bölü 20 litre şey mi yapıyor? Evet. Her bir bölmede 1 bölü 20 litre su var demek isteniyor bize. Zaten 1 bölü 20'yi 40 çarparsan kaç yapıyor? O da zaten 2 yapıyor. Tamam. Şimdi bunu bulduk. Her bir bölmeyi 1 bölü 20 olarak bulduk. Sonra ilk 34 bölme su ile doluymuş burada. Tamam. 34 çarpı 1 bölü 20 de şeklinde de bu suyun hacmini de bulabiliriz böylelikle. Neyse devam edelim. Daha sonra bu kap belirli oranda eğilmiş ve şekil 2'deki konuma getirince kaptan dökülen su ile yanında bu bugün 3 litre su alabilen bardak tamamen dolmuştur. He. Hocam her bir bölme 1 bölü idi ya. 0,3'ü kaç tane bölme doldurdu ona bakayım ben. Hocam ne yapacağım o zaman 0,3'ü yani 3 bölü 10'u ben kaça böleceğim? 1 bölü 20'ye böleyim. Bakalım kaç tane 1 bölü 20 ile doldu bu. O zaman bu da 3 bölü 10 çarpı 20 bölü 1'den gitti gitti. 2 yaptı burada. 2 kere 3 6. He, 6 tane bölme ile dolmuş arkadaşlar. Şu 6 tane bölme ile yani bunun içindeki alttana bölmeyi bunun içine boşaltmışız. Onu diyor bize. O zaman alttana bölmeyi boşalttıysan böyle elimizde ne kaldı? Hocam burası 28. Yani 34'ten alt çıkıcı şu kadarlık su var aslında bu. Yani sen bu kadarlık suyu böyle eğdiğin zaman şu oluyor. Tamam. Yani bizden ne isteniyor? A kaçtır diye soruluyor. Arkadaş ben buranın kaç olduğunu biliyorum. Buranın 40 olduğunu biliyorum. Buranın A olduğunu biliyorum. Sen bunu düz konuma getirdiğin zaman düz konumda da 28'e mi denk gelecek? Evet. İki farklı şekilde yapabilirsin. Bir, şu ikisinin toplamı 28'e toplamının yarısı 28 oluyor diye söylemiştik. Yani hocam A artı 40 bölü 2 eşittir 28 olacak. E, A, buradan A artı 40 56 yapıyor. A'yı da buradan kaç buluruz? 16 buluruz şeklinde yapabilirsin. İkinci yolda hocam ne yapabiliriz biz bunu? Şimdi burası böyle düz konumuna getireceğim. Düz konumuna getirdikten sonra ne olacak? Hocam bunun yarısı dolu yarısı boş ya. Şimdi yarısı dolu yarısı boş. Bak şimdi bu kısma odaklan. Şimdi burası zaten dolu. Şunun yarısı dolu yarısı boş. Yarısı dolu yarısı boş hale gelince bu şekle gelecek. E hocam bu şekle geldiği zaman zaten şu kısmı dolu olan kısmı biz 28 olarak bulmuştuk. E o zaman bunun tamamı kaçtı? 40'tı. Yarısı dolu yarısı boştu bunun da zaten. E hocam burası 40 ya. Burası 28 ise buraya 12 mi kaldı? Evet. E o zaman burası da 12. Şimdi 28'den 12 çıkartınca buraya kaç kalıyor o zaman? 16 kalıyor diyebiliriz. Ya da hocam şurası 24 ya. 40'tan 24 çıkartarak buradaki A'yı da 16 olarak da bulabiliriz. İki tane çok güzel bir yolla gösterdik bunu. Mükemmel bir soru. Vallahi 3 yıldız hak ediyor. Sınavda çıkmaya aday. Çok zor mu? Değil. Daha değişik yollarla çözülebilir mi? Kesinlikle çözülebilir. Hatta farklı yollarla sen de şöyle bir çözmeye çalış bakalım. E, hacimden de suyun hacminden de gidebilirsin. E, burada da suyun hacminden gittik ama biz Hani bu şekilde yarısı dolu yarısı boş hikayesinden gittik. Birkaç farklı yolda dene. Hatta bu soruyu birkaç farklı öğretmene de sor. Farklı yollar da gör. Hangisi mantıklıysa o aklına yatsın yatsın. Yani farklı yollarda da görmeni de istiyorum. Farklı öğretmenlere de mutlaka mutlaka sor. Tamam. Benim taktiğimle bu şekilde çözülüyor. Evet 43. soru. Gerçekten çok güzel bir soru. En az iki öğretmene mutlaka soruyorsun bunu. Bunu sakın unutma. 43 cevap Balıkesir yaptı. Geldik bir sonraki soruya 44'e. Başlangıçta 64 birim kütle oluşan büyük bir kübün üst sıralarından 15 tane şuradan 15 tane sonra buradan 7 tane sonra buradan da bir tane çıkartılmış. Dur bakayım. Bir birim yükselimde 12 tane ve 15 tane sonra buradan 12 tane 16 tane vardı ya burada. 4 kere 4 16 4 tane kalmış o zaman 2 tane. O zaman burada da 9 7 tane 1 2 3 4 5 6 7. Heh, bunu diyor anlatıyor. Yani başlangıçta şöyle birim küpler var. 64 birim kutu var. En üst sıradan kaç tane çıkarttım? 16 tane vardı ya. 15 tane çıkarttım. Alt sırada da 16 tane vardı ya. 4 tane kaldı 12 tane çıkarttım. Bir alt sırada da 16 tane vardı ya. 9 tane kaldı 7 tane çıkarttım. İşte bu şekil karşıma çıktı. Bu şeklin içine de ben su döküyorum. Şurası tamamıyla su doluyor. E buradaki suyu ne, suyun hacmini nasıl bulacağız? Hocam tamamından işte şunu çıkartayım falan filan. Yok. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, 7 tane birim küp çıkmadı mı buradan zaten? E, 7 birim küpün olduğu yere su dolmuş. Yani suyun hacmi ne? V su 7 birim küp. Tamam. Kesinlikle ama kesinlikle 7 birim küplük su dolmuş. Evet. Sonra 1 birim yüksekliğinde tabi 1 birim yüksekliğinde olduğu için Şurada bir birim yüksekliğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim küp olduğu için direkt hacmi biz 7 birim küp olarak bulduk. Büyük küp İçindeki su dökülmeden en üst sıra en alta gelecek şekilde ters çevrildiğinde yani şurası en altta olacak arkadaş. Burası en altta olacak. O zaman bizim su dökülecek. Döküldüğü zaman da su yüksekliği şuraya, şuraya mı gelecek? Evet normalde bak ee, suyun içerisinde 1, 2, 3, 9 tane şöyle küp varken şuradakileri sayıyorum sadece 9 tane küp varken suyun yüksekliği burası bir tane küp olduğu zaman suyun yüksekliği daha da az olmayacak mı? Evet. Yani suyun yüksekliği buraya geldiğinde. Yani su yüksekliği şu şekilde olduğunda arkadaşım. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Su. V su ne burada? 7 değil mi? 7. V suyu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu yıldaki yüksekliği h diyecek olursak. Hocam şurası kaçtı? 4 burası. 4 burası. Hocam 4 çarpı 4 çarpı h'tan neyi çıkartacağım? V suyu eşitleyeceğim. Hocam V su neydi? 7 idi. 7. 4 çarpı 4 çarpı H'dan neyi çıkartırsam hocam şuradaki içine, iş, işin içine giriyor ya burası. haşlık kısım. Ama burası da birlik kısım değil mi? Evet. 1 çarpı 1 çarpı haşlık kısmı çıkartacağım. 1 çarpı 1 çarpı haşlık kısmı çıkartırsam bu da V suya eşit olacak. V su da zaten 7'ye eşit değil mi? Evet. Yani 16H eksi H. Burası 15H yaptı. 7 eşittir 15H sayar. Haşı da buradan ne buluruz? 7 bölü 15 olarak buluruz. Evet suyun yüksekliği ne olurmuş? 7 bölü 15 olurmuş. Gerçekten bu da çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Bu da 3 yıldızı hak ediyor. Tekrar söyleyelim. Şuradaki suyun hacmini 7 bulduk. Ters çevirdiğimizde haş böyle olacak ya e, su daha da yüzeye yayılacak. O yüzden h yükseklik burada 1'di. 1'den daha küçük olmak zorunda. Çünkü içindeki küp sayısı daha az olduğundan dolayı. E, bu da 4 çarpı 4 çarpı haştan 1, çarp 1 çarpı 1 çarpı h çıkartırsam v suyu elde ederim burada da. Onu da yazınca cevap 7 15 çıktı. Gerçekten çok güzel. Tam sınavlık bir soruydu. Evet 44. soru. Böylelikle c an oldu. Geldik 45'e. Şimdi taban yarı çapı 2 kökü olan. Taban yarı çapı 2 kökü olan. Evet bu şekilde. Ve yüksekliği de 6 kökü olan. Tamam yükseklikte de 6 kökü olan. İçi tamamen su dolu olan dik silindir biçimdeki kap 45 derece dönmüş. Arkadaş 45 derece. Suyla ile zemin her zaman paralel değil miydi? Evet hocam burası da 45. O zaman şurası da şöyle şey yapacak olursam. Bizim taban yarıçapımız çapımız 2 kök Hocam burası 2 kök Burası da 2 kök 4 kök Hocam burası 45 ise bak burası da 45 yaptı. 45 90 ise burası da 45 yaptı. A buradaki şu boşluk bunun içine döküldü. E hocam dökülen su bunun hacmi nedir? Şöyle silindire tamamlıyorduk. Hocam şu silindirin yarısı dolu yarısı boş. Bunun yarısını bulacağım. Yani şunun yarısını bulacağım. Bunun yarısı nedir? Pi yarı kaç? 2 kök 2. 2 kök karesi. Pi r kare çarpı h. Haş. H'ı bulacağım. Hocam 45 45. 4 e, kök ki ise burası da 4 kök oldu. Yükseklik de 4 kök 2 bölü 2 yaptı. Tekrar söylüyorum. Şuradaki silindirin yarısı dolu yarısı boş. Bu buraya boşaltırdı. İşte bunun hacmi yani yarısının hacmi. Hocam pi r kare çarpı h. Bu 45 45 90 üçgeninden 4 kök ise 4 kök yükseklik 4 kök çıktı pi r kare 2 kök karesi çarpı yükseklik bölü 2 işte şu v dökülene eşit oldu. V dökülen buraya. Ee, bu v döküleni bulalım arkadaşlar. Ne oldu burası? Burada pi çarpı 2 kök karesi kaç yapıyor? 4. 4 kere 2 8. Çarpı 4 kök 2 bölü 2. Şu şu gitti 16 kök 2 pi yaptı. 16 kök 2 pi yaptı. Arkadaş şuradaki su 16 kök 2 piymiş. Çünkü bu boşaltılmış buraya. E buradaki 16 kök 2 pi'yi, şuraya yazayım hatta. 16 kök 2 pi neye eşit? Şu hocam işte 6 çarpı 4 kök 2 çarpı h'e eşit değil mi? Evet. 6 çarpı 4 kök 2 çarpı h'e eşit. E o zaman kök buradan gitti mi? Gitti. Buradan ne buluyoruz o zaman? 4, 4'e böl, 4'e böl. 4 kaldı burada. Hocam 2 pi bölü 3 buldum haşı. H burada 2 pi bölü 3 ise o zaman burası da pi bölü 3 mi yaptı? Tamamı pi olduğundan dolayı. Evet. Şimdi bizden ne isteniliyor? Boş kısmının hacminin dolu kısmının hacmini oranı. E zaten yüksekler oranı bize hacimler oranı vermez mi? Verir. Yani pi bölü 3 bölü. Bizden istenilen pi bölü 3 bölü. Şurası 2 pi bölü 3. 2 pi bölü 3 isteniyor. O da kaç yapıyor? 1 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Şimdi dolu kısmının hacminin boş kısmının hacmini oranı isteniyor. Yani 2 pi bölü 3 bölü pi bölü 3 isteniyor. O zaman tam tersi cevap 2 yapacaktır. Cevap C an yaptı. Örnek 45 de. Ne bu? Yükseklikleri oranı hacimleri oranı eşittir. Dolu kısmı 2 pi bölü 3. Yüksekliği de pi bölü 3 oldu ya. O zaman 2 pi bölü 3 bölü pi bölü 3 bize yükseklikleri oranı yani hacimleri oranı da eşit olduğunu söyledi. Geldik örnek 46'ya. Boyutları 5, 4, 3 olan. 5, 4, 3 olan. Evet. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizması. Şekil 2'deki gibi 3 eş parçaya ayrılınca yüzey alanı x birim kare Şekil 2'deki iki, iki gibi iki eş parçaya ayrılınca da yüzey alanı y birim kare artmaktadır. Hmm. Arkadaşlar artmadan bahsediyor. Ben normalde tüm yüzey alanını bulurken görünen yüzey çarpı iki şeklinde yaparım aslında ama o şekilde yapmayayım. Şimdi burada artan yüzeylere bakayım. Normalde yüzey alanında kayıp yok. Şöyle ben bunu 3 eş parçaya ayırınca ne oluyor? Hocam şuradaki yüzey bak şu şekilde kestiğim zaman ne oldu? Hocam buradaki yüzey ekstradan çıkmış oldu. Ama bir böyle ayrıldı bir böyle ayrıldı. 2 tane yüzey arttı öyle. Yani burası kaç? 4 ya. Şurası 4. Burası kaç? Şu dikeyde 3 ya. 4 kere 3 12. Hocam 12 buradan arttı. 12 buradan arttı. Bak şuradaki kesimden. Hocam buradaki kesimden de yine 12 12 arttı mı? Arttı. Hocam tüm olan ne kadar artmış oldu o zaman? 24 24 48 artmış oldu. Evet 48 dediğimiz ne oldu o zaman? X oldu. Şimdi şekil, şekil 3'teki gibi kesildiğinde hocam şurası zaten 5 verilmişti. Burası 3 verilmişti. 5 kere 3 15 buradan arttı hocam. Şuradaki 15 dikdörtgenler arttı. Ama iki parça yok mu ondan da? Bir önde bir arkada iki parça 15 buradan 15 buradan 30 artmış oldu. Yani y'yi de biz böylelikle kaç bulduk? 30 bulmuş olduk. İşte bu artanı bize söylüyor direkt o, y demiş. 30 artmış demiş. O zaman x artı y. O zaman 48 artı 30 bölü ne isteniyor? x eksi y. 48 eksi 30 isteniyor bizden. Yani 78 bölü 18 mi isteniyor? Evet. Şimdi buradan sadeleştirecek olursak bunu 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 13 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle 13 bölü 3 çıktı. Örnek 46. Böylelikle Ceyhan oldu. Ve geldik örnek 47'ye. Aşağıda verilen kare prizma biçimindeki içecek kabının en uzak iki köşesi arasındaki mesafe 34. En uzak iki köşesi nedir? Cisim köşegeni değil midir? Tamam cisim köşegeni. Başka? ABCD kare yüzeyinin alanı 450. Arkadaş şu kare yüzeyi verilmiş. Bir kenarına şöyle AA diyecek olursam. Şuraya da H diyecek olursam. E tamam her şey çıkıyor karşımıza. Bunun kare yüzeyinin alanı 450 verilmiş. Hocam A kare eşittir. 450 ise eğer. Şimdi A buradan kök 450 yapacaktır. Hocam bu 5 çarpı 9. 9 çarpı 50. Hatta bu 50 de 25 çarpı 2 ya. 25 çarpı 2. O zaman bu 9 dışarıya 3. Bu da 5 diye çıkar. 5 kere 3. 15. A'yı buradan 15 kök 2 olarak bulurum. A buradan 15 kök 2. Burası da 15 kök 2. Şimdi bize en uzak iki köşesi 34 verilmiş. Yani şurası 34 verilmiş. Eee tamam. Ben artık şuradan şöyle cisim köşegenin formülünü uygulamayayım. 15 köklü 15 köklü kök katı burası değil mi karenin köşegeni olduğundan evet yani burası 30 bak dikkat et burası 2 çarpı 15 burası 2 çarpı 17 e, 15 17 8 15 17'den burası da 2 çarpı 8 yapar yani burası 16 yaptı yüksekliği 16 bulduk şimdi bu kabın tamamı birim kümü 5 kuruştan olan bir içecek ile doldurulduğuna göre bu işlemin maliyeti ne kadardır diye soruluyor bize arkadaş bunun taban alanı hacmini bulalım mı hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı zaten 450 idi. yüksekliği de 16 mı bulduk? Evet 16 bulduk. Taban alanı çarpı yükseklik. E ben bir de bunu neyle çarpacağım? Hacimini bu şekilde bulduk. Hacmi de 5 kuruştan diyordu. Çarpı 5 dersem ne kadar maliyetini ettiğini buluruz. Hacimi 5 kuruştan işte şu. E çünkü birim küpü 5 kuruş diyor ya. Şu da bilmem kaç birim küp. Bilmem kaç birim küp 5 kuruştan maliyet ettiği zaman bize e, kuruş olarak değerini verecektir. Bunun çarpalım bakalım bunu. 16 çarp 5, 80 yapıyor burası. 80 ile de 45 çarptığı zaman 5 kere 8 40, e, 4 kere 8 32, 360 yaptı. E, i̇ki tane de 0 var burada. E, bu kuruş, 36 bin kuruş ne kadar liraya yapıyor arkadaşlar? İki tane 0 attığın zaman 360 lira yapmıyor mu? Evet, 360 lira yapıyor. Bu 36 bin kuruş 360 TL yaptı. İki tane 0 attık. Çünkü buradan yani 100'e böldük daha doğrusu. O zaman cevap da böylelikle Denizli yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Tabanları eş karelerden oluşan ve hacimleri oranı 1 bölü 2 oran. Bak tabanları eş olacak ve hacimleri de 1 bölü 2 olacak. O zaman hacimleri oranı 1 bölü 2 ise bunların yüksekleri oranı ne olmak zorunda? 1'e 2 olmak zorunda. Evet yani şöyle bir şey var elimizde. Yüksekleri oranı 1 bölü 2 olan 2 tane kare prizma var. Yani bir tanesi şuyken kare prizmanın Tabanı AA, öbürü de yüksekliği de daha küçük olsun. Şöyle yüksekliği de daha küçük olsun. Hocam taban alanı AA, şurası H, burası da ne olacak? 2H olacak. Tamam. Çünkü taban alanları aynıysa taban alanları çarpı yükseklik bize hacmi veriyor ya. O zaman taban alan çarpı yükseklik bölü, taban alan çarpı yükseklik dediğimizde bunların oranının 1 bölü 2 olması için yüksekliklerin oranının 1 bölü 2 olması lazım. Ve bunları ne yapmışız? Bunları üst üste gelecek biçimde birleştirdiğimde he, ben bunu bunun üstüne koyduğumda o zaman ne geliyor? Arkadaş şöyle bir şey geliyor karşımıza. Hocam bir de bunun üstüne koydum. Yani burası 2H. Burası da H olunca üst üste koyunca şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu da AA ya. İşte bu çıkan şey bir küpmüş. Yani A dediğimiz şey 3H'a eşitmiş arkadaşım. A dediğimiz 3H'a eşitmiş. Tamam buna göre işlem yapacağız. karedik prizmalardan büyük olanın alanı. Yani büyük olanı şurası değil mi? Büyük olanı şurası. A dediğimiz 3H ya. 3H. E bunun yüzey alanı dan bahsetmiş bize. Yani 3H, 3H ve 2H'lık dikdörtgenler prizması gibi düşünebiliriz. Şu ikisinin çarpımı 9H kare bir de çarpı 2 diyorduk değil mi? Yani 18H kare artı şu ikisinin çarpımı iki katı 6, 12H kare artı 6, 12H kare. İşte bu çarpım 168 olarak verilmiş bize. Sonra 18 kaç yapıyor? 30. Bir de 42. 42 h kare buradan neye eşit oldu? 168'e eşit oldu. O zaman 4 yapıyor. h kare eşittir 4 ise h'ı buradan 2 buluruz. h2 ise küçük prizmanın hacmi diyor. h2. A dediğim 3 açtı. Hocam burası 3 açsa o zaman burası h yerine 2 yazınca 6 çıktı. Burası da 6 çıktı. Burası da 2. Hacim isteniyor benden. E, 6, 6 ve 2'nin çarpımı. 6 çarpı 6 çarpı 2 ne yapıyor? 72 yapıyor. Cevap böylelikle Akçay yaptı. Örnek 48'de. Geldik örnek 49'a. Şimdi silindir şeklindeki ağaç parçalarından taban dairelerinin merkezleri çakışacak şekilde tutkalla birleştirilmiş. Şöyle ağaç parçaları birleştirilmiş. Silindirlerin yüksekleri sol taraftan sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıymış. 2, 4 ve 3 ile. Yani şuraya 3h, buraya 4h, buraya 2h diyebiliriz. Bu silindirlerin taban daireleri bir kağıda çizildiğinde şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şu oluşuyormuş. Sarı bölgenin alanı 16 pi. Pi re kare. Pi r kare eşittir 16 pi ise. Hocam burası 16 piymiş Sarının yarı çapı kaç yapıyor o zaman? Hop hop. R'si 4 mi yapıyor? Evet. Yarı çapını 4 bulduk. Sonra pembe renkli bölgenin alanı 48 verilmiş. Şurası 48. 16 48 daha 64 mi yapıyor? Evet. 64. Yani pi büyük r kare eşittir 64 pi ise r'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Şuraya kadar kısımda 8 olacak. Tamam. Şimdi yeşil bölgenin alanında kaç verilmiş? 80 verilmiş. Hocam burası 64. 80 daha 144 yapıyor. Pi işte a kare eşittir 64. 144 pi dersem. O zaman a da buradan ne çıkıyor? 12 çıkıyor. Yani büyüğün yarı çapı da 12 mi çıktı? Evet. Şimdi en büyüğün yarı çapı 12. E bizden ne isteniyor? Buna göre yeşil ağaç parçasının hacminin pembe ağaç parçasının hacmine oranı nedir diye soruluyor. Yeşilin yarı çapını ne buldum? Hocam yeşilin yarıçapını ben 12 buldum. Pembenin yarıçapını kaç buldum? Pembenin yarıçapında şöyle 8 bulmuştuk. E zaten bizden yeşilinkinin pembeye oranı mı isteniyor? Evet. O zaman yeşilin pembeye oranı da ne olacaktır? Hocam pi r kare çarpı yükseklik. Yükseklik de 4 h değil mi yeşilde? Evet. Bölü öbürde pi 8'in karesi çarpı yükseklik de 3 h değil mi? Aynen öyle. Şimdi buradan bu 4 h Karıştırmayalım şöyle. H'lar sadeleşsin. P'ler sadeleşsin. Şurada sadeleştirmeleri de yapacağım. 12 çarpı 12 çarpı 4 ya burası. Aşağısında 8 çarpı 8 çarpı 3 ya. Hocam şurası e, 3 kere 8 24. 12 ile sadeleşti. Burada 2 kaldı. Sonra hocam buradan bir daha 2'ye böl. 2'ye böl. 2 kaldı burada. Sonra 2 ile 12'ni çarpı. 24 yaptı. 24 bölü 8'de kaç yaptı? 3 yaptı. Oranladığımız zaman cevap kaç geldi o zaman? 3 geldi. Yani 49. soru böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Evet 49'da böylelikle yaptık ve olayı bitirdik mi? Oh be sonunda bitti. Yani prizmaları ve silindiri bitirmiş bulunuyoruz. Yani 15. günü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde piramitler konusunda yani daha doğrusu geri kalan e, katı cisimlerde piramit koni küre konusunun soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak Hoşçakal. kal